ve çok hoşumuza gitti. Kendi şeyimizi başlatmamız biraz sinir bozucu oldu çünkü gösterdiğiniz cool şeyleri göremeyeceğiz. Evden çalışıyorduk Paradox olarak. Dolayısıyla neler üzerinde çalıştığımızı göstermekten çok memnunuz bahar dönemi boyunca. Paradox zamanı. Evet, bekliyoruz. Bakalım. Bir Week 3 görsek rahatlarız gibime geliyor ama. Empire of Sin, Surviving the Aftermath, Bloodlines 2. Arada... Aman aman nerelere geldik. Stellaris, Cities Skylines falan. Beklediğimiz hepsini gösterecekler muhtemelen. Geçti ama o bir intro ekranı gibi gösterdi muhtemelen. Şu anda kesin olan iki oyun var. Biri CK3, diğeri ise Bloodlines 2. Selamlar ve ilk kez gerçekleştirdiğimiz Paradox Insider'a hoş geldiniz. Ben Paula. Burada da Sean var. Vampir değil kendisi. Ama marka müdürü World of Darkness'ın. Seni bilmem Sean ama burada olmak bizim açımızdan çok güzel. Kesinlikle. İnsanlarla dolu bir odada olmak çok güzel. Normalde olduğumuz odalarda olmayı çok isterdik. Herkesin bir arada olduğu, sohbet etmek isterdik. Ama yapamıyoruz. O yüzden ondan sonraki en iyi şeyi yapıyoruz. Yayında gerçekleştiriyoruz. Neler üzerinde çalıştığımızı insanlara göstermenin iyi bir yolu oldu bu. Kesinlikle. Yatak odalarından, tuvaletlerinden, salonlarından çalışıyordu ekip arkadaşlarımız diyor. Crusader Kings 3, Empire of Sin, Prison Architect, Surviving the Aftermath. Poi'den bir mesajımız var. Bloodlines 2. Bunlar hakkında yenilikler geliyor. Peki. CK3 ile başlıyoruz. Şovu başlatma zamanı geldi. Crusader Kings'in hainlik dolu şeyine girmemiz, evrenine girmemiz şov oluyor. Game designer Alexander Ultner and community developer. Oyunun designer'ı Alexander. Hi, welcome. Thank you. So you just dropped some major news for Crusader Kings. Crusader Kings için büyük bir yenilik verdiniz. 1 Eylül'de yayınlanacak. And pre-orders are live right now. Rod, how has the reception in the community been so far? Nasıl algılandı komünitede bu duyurular? İnsanlar çok memnun dev dairelerden şu ana kadar. Yeni dini sistemi görmekten çok memnun insanlar. Ufak bir parça roleplay ekleyen kısmı da çok beğendiler gibi duruyordu. Alex, ekipte durum nasıl? Fantastic. Ekip çok fazlasıyla çalışıyor. Hem korkutucu hem de ilginç bir feedbackler alıyoruz. Saatleri sayıyoruz Eylül 1'e kadar. Tell us a little bit about what you have prepared for us today. Bize ne hazırladın Rod bugün için? With one of the most interesting starting position in CK3, which is CK3'teki en ilginç yerde başlayacağız, İspanya. Here is the various decisions that are open to you even before you press play and start playing. It's like daha oyuna başlamadan önce size sunulacak şeyleri göstereceğiz. Cool. Well, İlginç. Mount & Blade gibi bir şey mi olacak lan? All right. The year is 1066 and we are located 1066 yılındayız. Kuzey İspanya. Daha İspanya değil tabii ki. 400 yıl boyunca da olmayacak. Biz hızlandırmasak bu süreci. Katolik krallıklara bölünük durumda şu anda.
Kuzey tarafı, güneyde de Müslümanlar var. Üç krallık var, üç kardeş tarafından yönetilen. Galicia, Leon ve Kastil. Yeni şeylerden biri, issues diye bir durumumuz varmış. Yani sorunlar, durumlar. Şu an mesela direkt alabileceğimiz ünvanları orada sıraladı bize. Çok enteresan. And the only thing that is standing between us and the throne of Galicia is our Castilian brother. Galicia tahtıyla bizim aramızda duran şey sadece kardeşimiz diyor. If we look at the map, we can see that Galicia is the one that is most open to Moorish attacks. Galicia daha saldırı açık bir yer. Leon'un etrafında geçilemeyen dağlar varmış. Defansif bir avantajı var diyor. Ordu büyüklüklerini karşılaştırırsak Kastil çok fazla, bizimki orta seviye. Galicia'nın genç kralında ise en az ordu var. Birbirimizle aramız kötü değil. Ama bize destek olacak dostlar bulabiliriz. Crusader Kings'de de bu evlilik olabilir herhalde, değil mi dedi. Evet, evlilik çok önemli. Evliliğin yoksa dostun yoktur. Etrafımızdaki şeyleri gösteriyormuş bize şu anda. Aragon'lu bir prensesle evlendirecekler. Böyle Aragon'u yanımıza çekeceğiz diyor. Kralımıza da bakalım diyor. 5 farklı yeteneğimiz varmış daha öncekinde de olduğu gibi. Kral Alfonso da intrigde de çok iyi, intrigde çok iyi diyor. Entrika çevirebilir diyor, çok efektif bir şekilde. Konseyimizde de yeterli bir casus başımız var, bize yardımcı oluyor, daha da iyi oluyoruz bu konuda. Bir hayat stili seçeceğiz, daha da güçlendireceğiz entrika yönümüzü diyor. Skaldagri odağından gitti. Yeah, absolutely. And it's key here to lean into intrigue. And why is that? Because like Alex was mentioning, we have evenly matched forces against Castile. So we Castile'le karşı neredeyse birebir ordumuz var. O yüzden cinayet şeyine ihtiyacımız var kardeşimizi öldürmek için diyor. Planımız kardeşimizi öldürmek o zaman. Indeed. We're going to try and murder our. Şu an öldürmeye çalışıyor. %49 şansı varmış. Gizli kaldığı sürece %64 şans oluyor. Şansımız varsa orada da birkaç ajan bulabiliriz diyor. İkna edebilecek insanlar var. Rüşvetle şu an ikna etti. Bir de hook vardı. O hook'u anlatmıştım daha önce size. Trying to plot a murder against someone and you don't have enough power to succeed, you can bribe. Yeterli güçle bunu yaparsan şeyden de, hayat stilinden de yetenekler kazanacaksın diyor. İnsanların kötü yanlarını bulabiliyorsun diyor. Yani gizledikleri sırlarını bulabiliyorsunuz ve bunları kullanabiliyorsunuz. Zamanımız tükeniyor, çok güzel. Ama bir göster bize Alex, bu iş nasıl ilerleyecek? Will our plot against our Castilian brother succeed? Bu planımız işe yarayacak mı? Galicia'yı alabilecek miyiz? Doğurmadan kimse varis olmadan. Aragon'dan ordu alıp girebilecek miyiz? Düşmanlarla savaşmadan önce ailesel şeyimizi çözebilecek miyiz? Sorulması gereken bir sürü soru var. Biraz daha beklememiz gerekiyor ama bizi ufak bir gösteri sunduğunuz için çok teşekkür ederiz Crusader Kings üzerine. 1 Eylül'de yayınlanıyor. Erken satın almada yapabilirsiniz. Suikast, entrika, paradoks şovuna hoş geldiniz. Biraz hızlı yükseldik. Bir sonraki oyunumuz da bizi uğratmayacak bence. 1920'lerin Chicago'sunda suç örgütü kurmak. Empire of Sins geliyor. Her hafta yayınlanıyor bu sırada bossları Empire of Sins'in. Kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Çok güzel yapmışlar yani şeyleri, bossları. Her gün, her hafta şeyde yayınlıyorum, Discord'da geliştirici günlüklerinde yeni bossları yayınlıyorum. Bakabilirsiniz. Bir sonraki Empire of Sins.
Haritası da bayağı büyük olmuş. Çok hoşuma gitti benim Empire of Sin. Stüdyoda bana Empire of Sin'den Ian ve Brenda şey yapıyor. Ian şeymiş, çatışma dizaynerıymış. Brenda ise direkt designer. Hey everybody. Selamlar herkese dediler. 1920'lerin gangsterleri üzerine oyun yapma fikri size nereden geldi? Uzun zamandır bu oyunu yapmak istiyorduk. Çok zengin bir alan. 1920 içki yasağı var Chicago'da. Büyük isimler var. Frankie Donovan, Al Capone. Sevilmeyecek bir yönü yok. Kişilikleri, hikayeleri. Bir şey oynamak istiyorsanız ve ortada yoksa onu yaparsınız. Game, oyun dizaynerlarının olayı budur. Bize neler anlatabilirsiniz? 14 patrondan birini alabilirsiniz. Bazıları kurgu, bazıları gerçek. Hepsinin kendine az yetenekleri var. Bugün Dean O'Banion'la oynayacağız diyor. Nasıl bir arkası var? Kişiliği nedir? Chicago'da büyümüş. Ufak Cehennem adı ile bilinen bir yer. Kiliseyle bağı bayağı iyi. Çiçekçi dükkanı var. Oradan yönetiyor bütün suç şeyini diyor. Dean's just about to head off to meet with Father Higgins here. Dean, Peder Higgins'la buluşmaya gidiyor diyor. Chicago'yu böyle dünya haritasından da gösteriyorlar bu sırada. Neler olduğunu anlamanız için diyor. Peder Higgins'la konuşuyor. Etrafta bir kerane varmış. Kerane'yle arası iyi değilmiş. Onu şikayet ediyor. Kilise için bir onlardan kurtulur musun tarzında bir şeyden bahsediyor. Tek sıkıntılı bulduğum nokta bu konuşmalarda herhangi bir söz yok, tamamen yazılı. Biraz ses olsaydı iyiydi ama belki erken erişim şeyi olabilir, yayına olduğu için olabilir, alfa sürüm falan. Diplomasi iki şekilde olur. Ya konuşarak ya da mermiyle. Ya konuşup bir anlaşma sağlarsınız ya da vuruşmaya başlarsınız. George Moran adında biriyle konuşacakmış. Barında devamlı gelen bir adammış bu. Onun da kilisesi, kiliseyle arası iyiymiş. New York'tan gelen birinin ciddi bir kibarlık problemi var demiş. Now the story ends up taking some surprising turns and getting pretty deep. But for now, önce genel evi şey yapalım diyor, indirelim diye konuştular şu an aşağıda. Bir kişilik bir işe benzemiyor. Yardım alacak mı? Evet, benim de düşündüğüm bu. 60 farklı gangster var, hepsinin farklı level'ları var. Ve dikkat ederseniz hepsinin birbiriyle arası iyi değil. Bazıları iyi, bazıları da kötü, bazılarına aşıklar. Hepsinin de kendi yetenekleri var bu gangsterlerin. İki kişi çağrıldı şu an gangster olarak. Moralleri de varmış, o da nasıl işlevli olduklarını, ne kadar etkili olduklarını etkiliyor. Dean's combat ability is a ranged attack known as Blast for me. Dean'in saldırısı menzilli bir saldırıymış. Kafirlik diye geçiyormuş onun adı, yeteneğin adı. This often resulted in really close range gunfights. This was where I drew the inspiration for Blast for me. Şu an deneyecek. Custom shotgun slug at the target. Rastgele atış yapacak diyor. Eğer isabet ederse patlayacak bu atış diyor. That's when I decided Dean's boss ability would be devastating to heavily armored foes. I wanted to shred their armor completely. Zırhlarını kırmaya çalışacaktım ağır karakterlerin diyor. An awful brutal attack delivered by a Şu an deniyor Blasphemy'yi. Oo, ateş etti ve patlama yaptı, iki karakteri birden yaraladı. Man, it is a perfect title and a great move. So here we can see he did what he needed to do, but there's a whole lot of shit. Dean ne yapması gerekiyorsa yaptı.
Dean's going to settle things here with Father Higgins. Şimdi durumu peder anlatıyor diyor. And it's going to take some surprising turns. In all of these stories, they're nothing compared to the stories that the player will tell on their way to the top of Chicago. Farklı hikayeler de olacak diyor Chicago'da. Görev tamamlandı. Açık dünya ama şöyle Chicago'yu ele alıyor. Bayağı da büyük bir harita. O gördüğünüz harita sadece Chicago'nun bir mahallesiydi. Bir sürü mahallelerden oluşacak. Sizin orada bir pub vardı yalnız hatırlamıyorsam. Şimdi haberimiz oldu. Güvenliğinin nasıl olduğunu biliyor musunuz? Orayı da ele geçirebiliriz. Ne kadar kameralar olduğunu bilmiyoruz ama deneyin. Görürüz. An Empire of Sin will come Empire to PC and console in autumn of this year, 2020. Oo güzel. Sonbaharda geliyormuş. 2020 sonbaharda hem konsola hem bilgisayara. Çıkış tarihi durumuna net bir şey koymadılar ama 2020 şeyde geliyor. Onu da hemen yazayım Discord'a. At least one important piece. Yeah. Evet, çok önemli bir şeyimiz daha var. Senin ailenin bir pub'u var İrlanda'da. Evet. But you know, I mean every family has some skeletons in the closet. I'm sure. Her ailenin bir gizli saklı bir şey vardır. Senin ailende de vardır illaki. Muhtemelen. Tam bilemeyeceğim. Okay. Whatever that's worth. Yeah, I can see some dark stories there. Stockholm'da da bir şeyler varmış. Swedes, I think we've got some bribing Swedes with cinnamon. Rüşvet durumları falan oluyordur vesaire diye dalga geçiyor. Bu adam hakkında ne düşünüyorsun? Bize böyle bakıyor şu an. Blinking as well. Göz de kırpıyor. Sence onlara rüşvet verebilir miyiz? Kurabiyelerle. Düşmanlarında kurabiye boyutunda delik görmeyi seviyordur bu adam. Şimdi suçlularla ilgilenme vakti. Prison Architect geliyor. Adamı getiriyorlar oyuna. Gerçekten hoş olur. Evet, ada hapishaneleri geliyor. Kuru tutun onları. Tarih vermediler ama DLC'nin ismi açıklandı. Let's check in with the team and first give a polite welcome which won't disturb your neighbors to product manager Stacy McWillam. Marka müdürü Stacy McWillam. God, there's it's a catchy trailer you have there. Çok güzel bir fragmanınız var diyor. Aynen öyle. Dancing along. Herkes dans ediyor. Yeni bir expansion'ınız geliyor. Island Bound ismi. Prison Architect'in tarihinde ilk expansion olacak. Bize ne anlatabilirsin bunun hakkında? Sıfırdan yapıldı. Çekirdek oyunun oynanmasını geliştirmek amaçlıydı. İlk defa bir ada hapishanesi yapabileceksiniz. It also means that for the first time you can oversee the world's most iconic island prison, Alcatraz. Alcatraz'ı da görebilecekmişiz. Bir Alcatraz haritası olacakmış. You can reimagine your transportation and deliveries completely with new features like yeni şeyler, lojistik sistemler ve suçlu getirme durumları olacak, helikopter diyor, limanlar. Elit operasyon şeyi geliyormuş. Havadan saldırı üniteleri olacakmış. Acil durumlarda çağrılabilecek. Bir sürü yenilik vardı. Evet, bir sürü yenilik var. Double Eleven ekibi Natalie ve Gaz geldi. Marka design müdürüymüş Natalie. Gas. It generally sounds like there's a lot of things in this expansion. Bir sürü şey geliyor gibi Gaz. Yeah, there is. Evet, öyle.
All of the content that's coming with Island Bound will integrate seamlessly with Prison Architect's existing mechanics. Prison Architect'in var olan mekanikleriyle tamamen uyumlu halde gelecek bu DLC diyor. And even if you don't want to build an island prison every single time, her seferinde yeniden bir şey yapmazsın, hapishane yapmak istemezsiniz diyor. They'll all work with your existing save. Var olan save'inizde de çalışacak, liman yapma, helikopter pisti vesaire ve gelen bütün yenilikler. Bedava bir update'imiz olacak yamamız. This update is called The Rock and introduces dynamic prisoner reputations. Hapishanedeki nam durumu şey olacak. Hapishanede kaldıkça namlarını kaybedecekler. Ne yaptıklarına göre de bu nam şey yapacak diyor, artıp azalacak. Natalie, oyunun nasıl bir evrime uğradığını anlatabilir misin geçen seneden beri? Evet, geçen seneden beri bayağı yoğunuz. Yüzlerce şey yayınladık diyor. So there was Psych Ward Warden's Edition cleared for transfer. Warden's Edition geldi, işte clear for transfer geldi. Şimdi Island Bound gelecek. Şu ana kadar hep bedavaydı. İlk defa paralı olacak yanlış hatırlamıyorsam. Cleared for transfer added prison privileges and security transfers. Yeni şeyleri eklediğini yazıyordu. DLC'lerin neler eklediğini söylüyordu şu an. Ve şimdi Island Bound insanların hayalini gerçekleştirecek diyor. Geleceğe de biraz bakarsak, sence daha ne var sırada? Gelecek planlarınızda neler var? Çok planımız olduğunu söyleyemeyeceğim şu an için. Biraz daha beklemeniz gerekecek. Ha, demek ki daha da olacak. Evet, ama gözlerinizi açık tutmanız gerekecek. Hem bilgisayarda hem konsolda yayınlanacakmış. Island Bound'la beraber gelecek olan hepsi. Hepinize iyi şanslar diliyorum diyor. Island Bound and the free update The Rock will be available soon. So yakında. Tarih vermediler, yakında dediler. Wow. Okay. Well, I'm curious. Şimdi meraklandım. Ooh, good question. Nasıl bir müdür olurdun sen diyor. A beautiful but highly insufficient and shitty prison to build. What about you? Çok güzel ama yetersiz bir hapishane kurardım diyor. I'd look for a really big island. Ben büyük bir ada isterdim, bir kıta gibi. Bütün yılanları, örümcekleri oraya koyardım. Bir tane de opera evi koyardım diyor. Bunun nereye gittiğini gördüm dedi. Yeni bir management oyunu Surviving the Aftermath. Oyu sona bırakıyorlar yalnız. Bloodlines'dan önce gel. Stüdyoda Stefan ve Lasse var. Oyun yönetmeniyle marka müdürü. Daha bu oyunu oynamamış kişiler için anlatmanı istiyorum. Post-apokaliptik hayatta kalma oyunu. Anyway, the basic premise is that you need to build the perfect disaster-proof colony in a post-apocalyptic. Kıyametlere karşı dayanıklı bir koloni kurmanız gerekiyor post-apokaliptik dünyada. Collect resources, you need to build your colony. Kıyamet sonrası dünya. You need to protect it from hostile environments. Koloni yapmasınız, düşmancılı ortamlardan korumalısınız veya rakip toplumlarda korumalısınız ve daha nice şeyler. Büyük bir janra bu. Nasıl farklı kılıyor oyun kendini? Koloni yapmaktan daha fazlasını ekliyor. Koloni dışına çıkarak yeni bir strateji şeyi alıyor oyun diyor. In the world map, players can send teams of specialists to gather. Dünya haritasında oyuncular specialistleri yollayabiliyor etrafa. Kaynak toplayabiliyorlar, diğer toplumlarla buluşabiliyorlar. Dost veya düşmancılı olabiliyorlar. Ama karşılık verecekler namınıza karşı. Ve temelinde bu var oyun. İlk önce nasıl duyurduğunuzu herkes hatırlayacaktır oyunu. Hazmat kıyafetleri içindeydiniz diyor. Hatırlayın PDX.com'dan. So,
We've had 7 major content updates. 7 tane büyük update'imiz oldu. New features. Yeni özellikler getirdi. Yeni ticaret sistemi. Vehicles that make movement in the world map much more efficient. Hareket etmeyi daha kolaylaştıran şeyler. Tech tree completely and expanded it quite drastically. Ve büyüttük bu süreçte diyor. En yakın olan dövüş sistemiydi. Koloninizi savunmanız gerekecek yağmalayan şeylere karşı ve diğer küçük çarpışmalar. Kolonize yapılacak saldırılara karşı savunma. Bayağıdır oynamamıştık, güzel şeyler görmüştük. Peki ya Steam oyuncuları ne zaman alacaklar? Ekim'de geliyormuş Steam'e. Wishlist'lemeyi unutmayın diyor. Tons of good feedback from players. Çok güzel geri dönükler alıyoruz oyunculardan başladığımızdan beri. Oyunu aldığımız geri dönükler yönünde daha da geliştirmek istiyoruz. We felt that we need to add more updates to the roadmap so we can put daha çok yenilik eklememizi istediler. Daha da büyütmemiz için. Komünitenin isteklerine yetişebilsin diye. Peki sırada ne var? İnsanlar bunu merak ediyordu. Update 8. 8. update. Will be available on June 18th. Haziran 18'de geliyormuş. And in this update we focus on pollution. Which further kirlilik. This aspect of the game by adding en temel olayımız bu aslında ama farklı türlerde kirlilikler getiriyoruz. Ve buna dair görseller eklenecek diyor. Kıyamet senaryoları olacak. Bugüne kadarki en büyük yamamız bu olacak. Kirlilik geliyor yani. Well, as I mentioned before, you can wish daha önce de bahsettiğim gibi Steam'de şu andan istek listenizi koyabiliyorsunuz. Ekim'de 2022'de şeye gelmiş olacak, Steam'e gelecek. Our plan is to have the game leave early access in early 2021. Fantastic. Well, thank you for joining us, Lasse. Thank you for joining us, Stefan. Thank you. That was Surviving the Aftermath. Teşekkür etti. That was a very smooth surviving the aftermath stream. Yani no güzel bir şey. Herhangi bir problem olmadı. No sızma yok, radyasyon yok. Fair call, fair call. But let's move on from one game about surviving an apocalypse hayatta, to another about kıyamette hayatta kalmaktan. Ölümsüzlüğünüzde hayatta kalmaya geçelim. Herkese özel bir şey vereceğiz. Dördüncü yılı Hoi 4'ün ekibi tebrik ediyoruz. Ufak bir şey geliyormuş Dan Lind'den. Hoi 4 ile alakalı. Ben çok beklentili değilim bakın. Ben Dan, oyunun yöneticisiyim. Dördüncü yıl dönümümüz. Size teşekkür etmek istiyorum bütün destekçilerimize ve bütün geri dönükleriniz için. Bugüne kadarki komünite en büyük komünite oldu. Ve burada da durmayacağız. Daha bir sürü şey geliyor gelecekte. Ha, bu dördüncü yıl özel videosu. Over the years, the game has expanded, and tools of history. Güzel bir videoydu, komik bayağı. New York'u işgal eden Almanya yazıyor. Oyuncuların 1 milyonu, 1 milyon mu yazıyordu orada, 116 bin mi? Amerika'yı işgal etmiş. İstatistikler paylaşılıyor bu videoda. Tanrı Tuva dünyayı ele geçirmek üzere. Japonya atom bombası yarışını kazandı. Fransa, Moskova'da. Napolyon'la oynayan insanların sayısı yazıyordu yine. En popüler modlar Road to 56, Kaiserreich. Öyle ilerliyor. İtalyan saldırılarını durdurdu Churchill diyor. Franco kapitülü oldu. Oyuncuların %58'i Axis'i seçiyormuş. Yeni Zelanda dünyayı kurtarıyor yazıyor ve dördüncü yılımız kutlu olsun. Dediğim gibi çok bir şey beklemiyordum Hoi'den. Sonuçta yeni çıktı DLC.
Dördüncü yılı kutlu olsun Huawei'nin. Quite the treat for you today. We recently showed you the wholesome and rhythmic way in which Kindred celebrate the holidays on our Xbox Series X showcase. But what you saw was only most of the trailer. What we have for you today is what we're calling the Princess Cut. Fragmanın bir kısmını görmüştünüzdür. Şimdi şeye gireceğiz. Bloodlines'a gireceğiz büyük ihtimalle. We're also going to find out what you get when you pre-order the Bloodlines 2. Bloodlines'ı Collector's Edition olarak alırsanız neler kazanacaksınız onu göstereceğiz size diyor. Bir poster olacakmış Seattle haritasının. Ana oyun doğal olarak. Soundtrack'ini vereceklermiş. Kitabını vereceklermiş PDF şeklinde. DLC, 3 tane DLC olacakmış Collector's Edition'da. Elif'in 28 santimlik bir heykeli. Bunlar Collector's Edition'da gelenleri. And joining me here in the studio today is Nick Artali, lead producer at Paradox Interactive. Hello everyone. Baş lead creative yönetmen at Hardsuit Labs. Rachel da şeymiş, designer'ın müdürü. But let's start with what is your favorite part of the Collector's Edition, Nikki? That will be the Elif statue. And that's because she's my favorite character. Nikki, daha önceden Nikki'yi bu sırada şeyde hatırlıyorum, Surviving the Mars'tan hatırlıyorum. Demek ki bıraktılar o kısmı tamamen. Surviving the Mars'ın şeylerini yapardı çünkü yayınlarını. And Rachel, what's your favorite part of the Collector's Edition? Rachel, senin en sevdiğin şey neydi Collector's Edition'da? I'm a big fan of that 7-inch vinyl of the original soundtrack. It's a really soundtrack oldu. Plağı çok seviyorum diyor. Of the really, really amazing soundtrack. Çok güzel soundtrackler var içinde. By Rick Schafer, composer from the original game. So I'm pretty excited to throw that on my turntable. I don't think you'll be the only one. Any Bloodlines fan have that theme stuck in their head. We've teased it enough. It's time. Bütün Bloodline fanlarının aklına çalıyordur o müzik. Survive those Los Angeles nights and the long, long road to Seattle. Los Angeles'tan Seattle'a giden şeyi yolu görelim diyor. Yani güzel. Ben ilk oyununu da oynamadığım için ya bir şey demem çok şey olmaz. Benim tarzımda bir oyun değil ama fragman gayet güzel olmuş. Ufak bir gameplay mi göreceğiz yoksa? Hareket edersen kafanı fosforla doldururum. Savaş suçu sayılır. Damsel geri döndü diyor. That's right everybody. Damsel is back for Bloodlines 2. Damsel Bloodlines 2 için geri geliyor. Bunu duyurduğumuz için çok mutluyuz. Ama oyunumuz için geri geldi. Her time in California since the first game, establishing the anarch-free state there, and now she's on her way to the Pacific Northwest to spread that good anarch word. Evet, birinci oyundanmış. Anarch state dediğine göre anarşi karakteri kendisi. Where's the Justicar when you need one? But okay, clan critique aside. Gizli oyunu duyurmayacaklar hala. Şaşırtıcı. Loved was the voice actress. Yeah. That was Courtney Taylor, and she's reprising her role as Damsel, which is super exciting. Okay, good to hear I won't be Courtney Taylor seslendiriyormuş Damsel. Into anybody else.
But is there anything else that you guys would like to share with? Paylaşmak istediğiniz başka bir şey var mı Bloodlines 2 ile ilgili? Well, we're just really excited for people to start playing the game and kind of. İnsanların oynamaya başlaması için çok heyecanlıyız. You can make all kinds of choices in this game. You can do. İnsanların ne seçeceğini çok merak ediyoruz. Farklı karakterler, farklı oynayış biçimleri, güçleriniz olacak. You can even dance your way into certain people's hearts if that is what you would like to do. İnsanların kalbine dans ederek girebileceksiniz. There are many ways to be a vampire in this game. Vampir olmanın çok farklı yolları olacak. Because we have cool jackets and our pros at rabble rousing. Okay, there you have it. The one defining feature of Bruja is their 80s fashion sense. 80'lerin moda anlayışıyla geri dönüyoruz. That was Rachel Leica and Nick Atali from the Bloodlines 2 team. Bloodlines ekibini tanıttı ve geri geldik. Thank you, sir. Seriously, that trailer really grips me. Fragman gerçekten tüylerimi ürpertti. Her seferinde de böyle bir. I can't believe that Damsel is in the game. Ama Damsel'ın geri döndüğüne inanamıyorum. I'm just thinking cosplay potential for all the future events. Definitely. Cosplay'ini düşünemiyorum bile. Well, the Anarch Scum have revealed their position, and with the Archons moving swiftly towards Seattle, I think that's a wrap. Archonlar Seattle'a geri gelirken neler olacak çok merak ediyorum diyor. We've met a boss in Empire of Sin. Şu ana kadar yapılanları anlatıyorlar. Tek tek oyunlardan bahsediyorlar. The needs of the environment in surviving the aftermath. Celebrated Hearts of Iron 4. And reconnected with her fan favorite, my old enemy, in Vampire the Masquerade, Bloodlines 2. We hope that you've enjoyed. Burada bitireceğiz demeyin. Please stay safe. Umarım hoşunuza gitmiştir. Lütfen güvende kalın. Ellerinizi yıkayın ve oyun oynayın. That's all from Stockholm. Stockholm'dan bu kadar. İyi geceler.